bir vakit oldu. Bedri Hocam, size sormak istiyorum. Peki günümüz modernizmin sorunu nedir? Hani hikmeti yok etmiş ya. Ya bakın, dedim ki şimdi biz bir kere günümüz modernizmi derken bu biricik veya beklenmeyen bir şey değil. Eyvallah, Resulullah anlıyorum. Efendimiz Müslümanların bu gurbet çağına geleceğini öngörmüş. Bu çağda ne yapacağını öngörmüş. Demiş ki siz dinin tamamını yaşama imkanınız olmadığı bir yerde tamamını terk edebilirsiniz dememiş. Kıyamet koparken bile elinde dikecek fidanı olan dikmeye gücü yeterse diksin demiş. Bir sünnetimi diriltene 100 şehit ecri vardır demiş. Çünkü o bir sünneti yapan, bakın buradaki mesele, şimdi bizim bugünkü en temel problemimiz dini yaşamak yerine hep tartışmak. Ha, bu neye benzer? Bakın bir adam Müslüman oldu. Batılı bir gayrimüslim Müslüman oldu. Hemen işte İslam'ın en temel dinin direği olan namazın hükümlerini öğrendi. Ve öğrendiği anda namaz kılmaya başladı 5 vakit. Ve bu ebedi saadeti yani namaz kılmaya başlamakla aynı zamanda ebedi saadeti de kazanmaya başlamış oldu. Ama diğer taraftan bir başkasını düşünün. Ya acaba bu 5 vakit namaz mezheplere göre nasıl? İşte İmam-ı Azam bunun hükmünü acaba zayıf hadisten mi bulmuş diye bunu sorgulamakla ayları, belki yılları namazsız geçiyor. Şimdi şöyle, aradaki namazın fark sembolizmi bu. Üzerine. Anlatabildim mi? Yani namazın bu konudaki, sembolizmi üzerine önce düşüneyim dese o değil yani. Çünkü din, bakın Niyazi Mısri, şu aldığım notlarda var. Niyazi Mısri diyor ki çok büyük bir sufidir. İman yönünden diyor, sıradan mesela birisi gayrimüslim bir batılı kelime-i şehadet getirdi, Müslüman oldu. Onun imanıyla en büyük velinin imanı arasında bir fark yoktur diyor. Çünkü dinde biraz hamilelik olmaz. Bakın imanda biraz hamilelik olmaz. Ya hamilesin ya değil, ya iman ettin ya iman ettin. Bölmek istemiyorum. Ama diyor ki marifette fark olur diyor. Marifette, ben tahkikte fark olur. Tartışmaya alakalı bir şey sorabilir miyim? Bugünkü bizim, bakın bir kez daha söylüyorum. En temel problemimiz amel yerine hep spekülasyon. Yani biz dini yaşanacak bir şey değil, tartışılacak bir şey olarak görüyoruz. Ne? Ve geleneğe göre der ki nefsini düzeltmeden alemi düzeltemezsin. Salah olmadan ıslah olmaz. İşte İmam-ı Azam'ın biliyorsun bal şeyi, kendisine bal müptelası çocuğunu getiren babaya 40 gün sonra gel demesi, kendisi bıraktıktan sonra. Bugün niçin aydınların sözleri, yani bugün, yoksa bakın şimdi ben Kadir Hocama soruyorum. Dedik ki İslam aleminin krizi ilimsizlikten değil amelsizlikten. Amel krizinin temelinde de niyet yatıyor. Niyet kalbin fiilidir. Ve bütün bozukluğun kaynağı kalbin bozulmasıdır. Hadis var. Şimdi bugün bile, şimdi bakalım, bugün ilimde bir sıkıntı var mı? Her tür kitap yayınlanmış, tercüme edilmiş, internette var, PDF'si var. Yani ilimde bir sıkıntı var mı? Zahiren, yani nicel olarak bakıldığında. Peki, çok da kolay ulaşıyoruz hocam. Peki, bu kadar her türlü ilim kamuoyuna, yani kamuoyunun istifadesine açılmışken, din hakkında en temel cehaletin, işte Orhan Çeker Hoca var Konya'da, diyor ki bizim ilahiyat son sınıf talebeleri namazın vaciplerini bilmiyor diyor. Bak ilahiyattan mezun. Ha bu yani bu ilahiyat, gerçi bu ilahiyatla ilgili değil, sosyoloji bölümü için de geçerli. Yani bu külli bir eğitim sisteminin çökmesinden kaynaklanan bir cehalet sorunu var. Sosyoloji mezunu bir öğrencinin toplumun tanımını bilmemesi, ilahiyat mezunu bir öğrencinin İslam'ın 5 şartını bilmemesi her alanda aynı. Gibi her alanda. Dolayısıyla bugün bile bu kadar bilgi patlamasına rağmen, değil mi? Knowledge explosion, yani bilgi patlamasına rağmen. Erişimin kolaylaşmasına evet, rağmen. Evet. Çünkü ilim çoğalmıyor bu, maalesef. Bu dinin yerlerde sürünmesi, dindarlık seviyesinin dibe vurmasının sebebi nedir? Aynı noktaya geliyor. Mesele insanların bildikleri şeyi amel etme iradesi göstermemeleri. İnsan, bakın hadisi bir daha okuyalım.
Men amile bima alime verrafehullahu ilme malem ya'lem. Kim bildiğiyle amel ederse Allah bilmediği şeylerin ilmine varis kılar. Bunu tersinden okuyalım hadisi. İnsan bildikleriyle amel etmezse Allah bildiklerini de unutturur ona. Bakın bu gerçekten böyle. Yani bu bir hani nasıl diyeyim bir batıni yorum değil. Bunu kendi nefsinde bile birçok insan tecrübe eder. Der ki ya mesela en basit bir dili kullanmaya unuttum der değil mi? Tabii ya bir müzik enstrümanı. Yani dolayısıyla bugün bizim krizimiz ilimsizlik değil amelsizlik. Yani ama dinimizi bu hani amelsizlik derken ilmin objektif olarak insanların istifadesine sunulmasını kastediyorum. Yoksa o ilmi mal etmesi kendine insanın gene amelle olur. Yani amel ettikçe... Ben onu söyleyecektim. İlim de ameldir zaten. Tabii. Ve bir numaralı ameldir çünkü bilmeden amel edilmez. Ya mesela Kur'an-ı Kerim'de Rabbi zidni ilme. İlimce ziyade eyle diyor. Onu sufiler şöyle tefsir ediyor. Amelce beni ziyade et. Çünkü ilimce çünkü ilmin gayesi nedir? Ameldir. Fakat biz ilmi okumak, tahsil etmekle özdeşleştirdiğimiz için işte tabii. Aynı fakirlik. Değil mi? Allah'ın dedikodusunu yapıyoruz, İslam'ın dedikodusunu yapıyoruz. Yani genel dindarlık da böyle bir şey. Şu var, yani İslam alimleri bir kere İslam geleneğinde hani alim veli, alim sufi, arif ayrımı mutlak mıdır? Şimdi şöyle, yani bu biraz teknik bir konu ama... Rabbani alim. Bravo. İslam alimleri diyor ki, alim veli ayrımı kategorik bir ayrım değildir. Veli dediğimiz şey ilmiyle amil alimdir, Rabbani alimdir. Dolayısıyla bugün gerçekten yani ilmiyle amil bir işte İslam alimi diyelim göremediğimiz için maalesef bu bir de peki hocam ben bu şeyle salah olmadan ıslah olmaz. Yani kendini düzeltmeden alemi düzeltemezsin. Buradaki şey işte hani namaz kılmayan İslamcı meselesi veya işte hiçbir sünneti uygulamayan sünniciler var bugün. Bir de öyle bir dalga var. Bak İslamcılık bitti, sünnicilik başladı. Onda da aynı sıkıntı var. Namaz kılmayan İslamcı, işte peygamberin hiçbir sünnetini uygulamayan, misvaktır, sakaldır, sarıktır vesaire hiçbir sünnetini riayet etmeyen sünniciler var. Bu İslam nasıl bir ideoloji haline gelmişse, sünnilik de bir ideoloji haline gelmiş oluyor bu durumda. Halbuki Efendimiz ne diyor? Bir sünnetimi diriltene 100 şehit ecri vardır. Evet. Abi ben son olarak gözden geçirmemiz gerekiyor. Eyvallah. Hocam şey de var aslında, kendimizi biraz eleştirmemiz de lazım. Yani sistem. Valla o kadar çok konuşacak şey var ki şimdi üzerine girsek bu konuda yani şimdi ilim amel ilişkisi yani bir yeni bir şeye girmeyeceğim de 19. asırdaki bak bütün İslam dünyasındaki aydınların, Afgani'den Ahmet'e hepsinin İslam dünyasının bunalımını açıklamak için atıf yaptıkları bir temel bir ayet var. Hangi ayet o? Estağfirullah. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُمْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ. Bu Cevdet Said'in Türkçe'ye bireysel ve toplumsal değişimin yasaları diye çevrilen eserinin Arapça başlığı bu. Hatta yugayyuru ma bi enfusihim. Onlar nefislerinde olanı değiştirmedikçe. Dolayısıyla ki Allah onlar hakkındaki hükmünü değiştirir. Yani dolayısıyla bu o işin batıni boyutu var ama zahiri boyutu şu arkadaşlar bakın bağlıyorum, bitiriyorum sözlerimi. İmam Ahmed İbni Hanbel, 4 mezhep imamından biri diyor ki onun Müsned diye kitabı var, hadis kitabı. 45 bin hadisten oluşuyor. İçinde mükerrerler 30 bin ve artı tabii ona almadığı bir sürü hadis var. Diyor ki ben diyor hiç amel etmedim, hiçbir hadisi yazmadım diyor. Şimdi bak herkes burada bak herkes kendi masa başına otursun. Otursun ben neleri biliyorum da amel etmiyorum. Ama beni gösteriyor. Bak bildiğim halde bak ne diyorum? Bildiğim halde amel etmediğim şeylerin bir listesini çıkarsın herkes. Bitti. Mesele biter. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyorum.